10 Ağustos, 16 Ağustos akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız, akrepler evet büyük bir işin yoğunluğunda ve biriken dosyalar, biriken hesaplarla ilgili. Yani bayram sonrası çok ciddi bir stres ve gerginlik yaşadı ve hala da bu gerginliği ve stresi üzerinden atamadığı için, yani bu hafta biraz kendini yanlış anlatacağı, gereksiz tartışacağı, gereksiz incineceği bir hafta. Bence senin izin hakların var. Bir iki gün daha tatil yap da kendi enerjini anla ve böyle stresli işe gitme, gereksiz tartışmalarda işine zarar göreceksin değerli Akrep Burcu. O yüzden 2 gün senden ricam. O dağa mı çıkarsın, ormana mı, deniz üstünde mi yatarsın? Ne yapıyorsan yap ama 2 gün. Özellikle şu 8-9, yani Cuma'dan 8-9 10'una kadar bir kafanı dinle. Çünkü 11 ve 14 arası çok 15 arası çok yoğun bir tempon olacak. İşinizle alakalı beklenmedik hatalar söz konusu olacak. Bulunduğunuz firmanın bazı iş yerinde gergin tartışmalar söz konusu olacak. Kırıldığınız noktalarda kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. O yüzden 1-2 gün kafanızı toparlayın. Zarar görmenizi istemiyorum. Yeni iş bekleyen ve işini değiştirmek isteyen akrep burçları doğru bir dönem. Bence yapın. Çünkü burada hiçbir şekilde farkında ve farkında olamayacaksın. Sadece düzenli bir işin var. Maaşın belgin. Ne yükseleceksiniz, ne alçalacaksınız. Yeni bir iş araştırmasını doğru noktada bulacaksınız. Sabırlı işinize geçin. Şimdiden araştırın ki sizi anlayacak ve sizin dengenizin büyüyeceği bir nokta toparlamamız lazım. O yüzden akrep burçlarına şey demişim. Evet, sen artık bulunduğun nokta seni mutlu etmiyor. Daha büyütüp, hatta yurt dışı fikrin var. Şu pandemi olmasaydı ve hayallerin vardı. Ve bunların hepsini gerçekleştireceksin. Geçirken her şey zarar değil. Aslında Allah bizi korumuş olabilir. Bunu unutmayın. Kendi işiyle alakalı uzun süredir plan yapan akrepler artık bu kararı verdiler. Yapacaklar ve çok da başarılı olacaksınız. Yapın zaten. Özellikle farklı şehre yerleştirmek isteyen bazı akrepler var. Doğru bir karar, yerleşiminizi değiştirin. İşinizi değiştirmek istiyorsunuz zaten. Alan ve şehir değişikliği de size iyi geleceğini söyleyebilirim. Ama akreplerde şöyle söyleyeceğim. Ölmüş anneniz ya da babanız ya da büyük dedeniz, dayı, böyle bir şey var. Bu aralar ölmüş insanları rüyanızda görüyor olabilirsiniz. Yani böyle özlem mi duyuyorsunuz geçmişe bilemiyorum ama yani benim de annem babam öldü. Kız kardeşim de vefat etti ama yani özlem, onlar hiçbir zaman hayatımızdan gitmiyor ki. Yani yaradan öyle bir kalp vermiş ki acıyı da tatlıyı da ve o kadar güzel bir beyin vermiş ki hepsini kalbimize ve beynimizde doğru dengeye koyduğumuzda onlar hep bizim bedenimizle varlar. Yani bilemedim. Evet, ben mezar ziyaret etmeyi çok seviyorum. Bütün kabirleri de ziyaret etmeyi seviyorum ama kalbimize koyduğumuz ilk önce bir yaradanımız, peygamberlerimiz var. Sonra da kayıplarımız, sonra da sevdiğimiz insanları kalbimize koy. Kalp ne kadar büyük bir şeymiş, farkında mısınız? Yani her şeye incinsek de darılsak da her şeyi kalbimize alabiliyormuşuz. O yüzden hani üzülmenize gerek yok. Yaşatmak istediğiniz nokta beyin ve kalp, o kadar. Son zamanlarda ufak tefek kazalar atlatma durumu olan akreplere sesleniyorum. Dikkatsizliğinizden herhangi bir şey yok. Size herhangi bir çiçek yazmadım. İçimden gelmedi. Ama size sadece şunu demek istiyorum. Kendinize bunun kırmızı, yani nazarlık bana hediye geldi. Bunu bakarken akrep enerjisi geldi, bilemedim. Bunun kırmızısını, kıpkırmızısı 3 tane 3 ya da 5 tane almanız lazım. Tek de olabilir. Özellikle bunu işte ve yöneticiyseniz kırmızı noktada 3'er tane bir büyük, bir orta, küçük, bir küçük koyarsanız paranızın enerjisi kırmızı her şeyi çeker. Paranızı da, bereketinizi de, sıkıntınızı da çeker. Bunu atabilirsiniz. Çünkü bolluğunuz, bereketiniz de olsun istiyorum. Canlı bir şey hissetmedim. Ama şöyle bir şey var. Nar ağacından nar alıp önünüzde daha şimdi yeni büyütebiliyorsanız ne mutlu size diyorum. Sağlık olarak bağırsak sisteminiz ve bel fıtığınız olabilir. Dikkat edin ve yükselen ve ay burcunuzu dinlemeyi unutmayın.